İş adamı Lucian Arkaz İzmir'deki eski aile evini müzeye dönüştürdü. Arkaz Deniz Tarihi Merkezi'nde gemi maketleri, antika parçalar ve tablolar sergileniyor. İhsan Yılmaz İzmir'e gitti ve müzeyi bizim için gezdi. Yüzyılı aşkın bir süredir deniz taşımacılığı yapıyor İzmirli Arkaz ailesi. Şirketin başında bulunan Lucian Arkaz, İzmir Bornova'daki aile evini 30 yıllık birikimini kullanarak Arkaz Deniz Tarihi Merkezi'ne dönüştürdü. 1800'lerde inşa edilmiş ve bir süredir boş duran bina, şimdi M.Ö. 1000 yılından başlayarak 20. yüzyıla kadarki süreci adeta yaşatan gemi modelleri, gemi antikaları ve denizcilikle ilgili resimlerle ziyaret edenleri bir öyküden diğerine sürüklüyor. Arkaz Deniz Tarihi Merkezi'ni oluşturma, kurma fikri nereden çıktı öncelikle? Bundan 30 sene kadar önce babam bir maket gemi beğendi. Victory galiba. Onu çok beğendi. O ilk maket gemisini aldı. Sonra gördükçe, buldukça satın almaya başladı. Küçük bir koleksiyon olmaya başladı. Maketlerle yola çıktık. Sonra genellikle biz bu maketleri yani şirketin binalarında dekoratif amaçlı kullandık uzun süre. Hala kullanıyoruz çoğunluğu şirketin binasında. Sonra bu bizim aile evimiz boş duruyordu. Nasıl değerlendirelim diye düşünürken maketler orada boş duruyor, ev artık boş duruyor. Yani dışında bir paylaşmak önemli. Yani herhangi bir koleksiyon büyüyor ancak paylaşınca tabii. gerçekten keyfi çıkıyor. Bu evi böyle değerlendirelim dedik. Burası kurgulanırken neler düşündünüz? Yani biz meslek olarak gemiciyiz yani. Yani denizci diyorlar ama esas deniz üstünde gemiler bizim işimiz. Ondan gemilere bir romantik bir bakış açımız vardır. Ve yani yük taşıyan gemilerin ya da gemilerin ne boyuttan, hangi teknolojiden bugüne kadar geldiği çok enteresan bizim. Çok enteresan. Türk tarihinin en önemli gemilerinden Nusret. Asıl adı Nusrat olan gemi 1913 yılında Osmanlı donanmasına katıldı. Çanakkale Savaşı'nda 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece Anadolu yakasındaki akyarlara mayınlarını bıraktı. Bu mayınlar Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdi. Nusret dünyanın en önemli mayın gemisi oldu. Bugün Stockholm'de hala müze olarak kullanılan Vasa gemisinin maketi de bu merkezde. İsveç kralının özel isteğiyle yapılan gemi ilk yolculuğunda batmış. Amerika'ya yolcu taşıyan ilk Türk transatlantiyi Gülcemal adını 5. Mehmet Reşad'ın annesinden alıyor. 1918-19 mütareke yıllarında Yunanistan ve Mısır'da esir kamplarından Alman askerlerini taşıdı.